Şimdi hemen CSS'lerimizi vererek devam edelim. Bakarsak buraya. İlk önce bu taba satır 77'ye bir gelelim. Background'u kaldırırsak daha net görürüz. Hemen satır 77'ye bir gelelim. Top content var. Content o içi top satır 77'ye bir gelelim hemen. Veya şuradan da seçebiliriz. Background rengi varmış. Bu background rengini kaldıralım. Bizim temas Jokeworks Images sidebar'a girelim. Hemen bunu bir seçelim. Boyutu ne kadardı? Hemen ona bakalım bir. 311'e 44'müş. Box'a gelelim. 311'e 44. Boşlukların hepsini kaldıralım. Save all diyelim. F5 diyelim. Şu an bakarsak bizim arka plan resmimiz alındı. Hemen tekrar bakalım şimdi. Burada hala bir arka plan var. Satır 78'den geliyormuş. Hemen satır 78'e gidelim tekrar. Arka plan rengini bir kaldıralım. Hemen F5 diyelim. Hover'da var. Satır 95. Hover'da background var. Hover'ı kaldıralım. Buradaki arka planı kaldıralım. Border'lar var. Background image'imiz bu. Border'ları kaldıralım. Hemen F5 diyelim. Bakarsak gayet güzel. Şimdi ben şu yazıları halledelim. Yazılara bakarsak Toma 12'ymiş. Rengi siyahmış. Hemen gelelim. Taba. Buraya bir 12 piksel diyelim. Toma diyelim. Light height'a 25 diyelim şimdilik. Bakalım bold olsun. Save all diyelim. Tekrar bakalım. Evet, yazılarımız tam ortalı bir şekilde geldi. Hala bir border var. Hemen o border'a bakalım. O border nereden geliyor? Border button. O da buradan geliyor. Daha sonra bu taba box diyelim. Left'ten 20 piksel boşluk verelim. Bunu da 291'e çekelim. Save all diyelim. Bakarsak 20 piksellik boşluk verdik ama 20 piksellik boşluğu almadı. Top padding left 20 piksel diyor.
Margin padding sıfırlaması yapılmış burada bir. Onu bir kaldıralım. Kaydedelim. F5 diyelim. Div side bar 451'de. Div 451 hemen gidelim. Style CSS 451'e bakalım. Div side bar div diyor. Bunu bir kaldıralım. F5 diyelim. Evet, gayet güzel. Padding'imizi de aldı. Hemen padding'imizi biz 25 piksele çekelim. Biraz daha şuradaki yazı oktan biraz daha ayrılsın. Hemen bakarsak burayı 25 yapalım. Width 291'di, 286 yapalım. 5 piksel düşelim. F5 diyelim. Bakarsak orası biraz daha ayrıldı. Gayet güzel. Kapatalım hepsini. Bir bakalım. Gayet güzel. Şimdi burada bakarsak satır 357 diyor. Nereden geliyor? Style CSS'den. Burada bir taşma var. Arka plan rengi var. Hemen Style CSS'in 357'ye bir gidelim. Bir bakalım. XOLLY diyor. Bunu kaldıralım. Sidebar'dan gelen bir şey. Div Gallery. Ele Gallery. Gallery diyor. No Images. Sidebar. Sidebar Lee Form diyor. Bunu da kaldıralım. Kaydedelim. F5 diyelim. Bakarsak hala bir taşma var. Nereden geldiği belli olmayan. Bakalım tekrar. Biz buradaki li'lerimize vererek gidelim. Ne diyelim? Bakarsak klası cos panel olsun dedik. Open dedi. Hemen bakalım şurada. Şu klası kopyalayalım. Bize bu klas lazım. Klasın içindeki ulara gelelim. Ulların width'ini 298 piksel yapalım. Display blok diyelim. Hemen. Daha sonra bunu kopyalayalım. Li diyelim. Li'de de aynı şekilde. Daha sonra tekrar yapıştıralım. Ol Li A A'nın linki virgül diyelim. Virgülden öncesini kopyalayalım. Virgülden sonraya yapıştıralım. Visited diyelim. Visited diyelim. Kaydedelim. Bunun içini boşaltalım şimdilik. Hemen gelelim. Hemen gelelim. Bunu kopyalayalım tekrar. Hover etkisini de hazır hale getirelim. Hover diyelim. Şimdi tasarımımıza bir bakalım. Burada bakarsak
iki farklı şekilde kullanılmış. Bunu biz öncelikle şunu bir hepsi şu şekilde olsun. Sadece kategorileri ayıralım. Öncelikle bu rengi bir alalım. Daha sonra şu ok işaretini Ctrl X ile keselim. Yeni bir sayfaya yapıştıralım. Fit Canvas diyelim. Insert Rectangle Slices diyelim. PNG 32 maddesi olmasın. Export Selected Slices Left Arrow diyelim buna. Sidebar'ın içine kaydedelim. Şimdi Ulli'lere bir gelelim. Background'una Browse Left Arrow PNG No Repeat diyelim. Burada left'te center olarak yer alsın diyelim. Liler ona göre ayrılsın diyelim. F5 diyelim. Bakarsak hepsinde aynı şekilde bizim sağ tarafta okumuz geldi. Hemen gelelim buna. Box kategorisine. Burada left'ten 10 piksel boşluk verelim. 10 piksel padding verdiğimiz için burayı da 288'e çekelim.